Şimdi, canım. Gözdeciğim, birazcık toksik bir bölümümüz var. Ne açıdan? Günümüzde çoğu kişi bir şekilde hislerini sosyal medya hesaplarından ifade ediyor. Bizim senle aramız bozuldu diyelim. Aramızdaki bu sıkıntıyı, tartışmayı mesela sosyal medyada paylaşmıyoruz. Ama böyle iğrenç bir tartışma yaptık. Anladın mı böyle? Kullanmıyorum bile ben sosyal medya o kadar yani. Ya, hayır. Kendi içimde yaşardım. Yansıtmam ama şöyle yaparım. Eğer benim hakkımda iftira varsa, yalan yanlış bir şey varsa, bu şöyle denmiş, böyle böyle denmiş, böyle kanıtlamaya çalışmayacağım. İsteyen istediğinden alsın, bay yaparım diye çıkarım. Tamam, gelin açıklama evet. Yani. Yıllar önce senin başına geldi. Evet. Bizim kanalda. Ben laf sordum. Ama sen mesela çok ince bir şey yaptın ama yani. Ama... Hani gelip de bana böyle böyle dendi, ben yok bilmem ne falan demedim storylerde mesela. Asla demem. Ha. Birine çok kızgınsam ve çok bel altı vurarak bunu insanlara lanse ediyorsam, zaten kızdığım şeyden daha kızılacak bir şey yapıyor olurum. Evet. O yüzden de o haklıyken haksız konumuna düşmek bence en büyük yanlış. Şimdi abi bugün seninle birlikte... Toksik ünlülerin, internet kavgalarını... Hayır, ünlülerin veya internet fenomenlerinin sosyal medyaya taşınan kavgalarına tepki vereceğiz. Okay. İlk olarak Cahreyn'de Amerika'da yaşayan Savaş Cebeci. Motivasyon videoları yayınlıyor, işte çok spor yapıyor ve orada tırnak içinde lüks, pahalı bir yaşam yaşadığını sürekli gösteren birisi. Peki. Bu ikilinin arasındaki kavga Savaş Cebeci'nin çektiği video ile Cahreyn'in dalga geçmesiyle başlamış. Ve kavga birbirlerine attıkları iddialar ve hakaretlerle gitgide büyümüş. Hı. Şimdi önce kavga nasıl başlamış? Bir hemen ona bakıyoruz. Bu alınabilecek bir risk değil. %50 cehennemde sonsuz işkence. Yani bitmiyor da. İhtimali %50. Yani alınacak bir risk değil. Geçen şeyi izledim. Savaş Cebeci mi? Evet, %50 cennet, %50 cehennem videosu. Abi onu izledim böyle... Alınacak bir risk değil arkadaşlar. Kas yapanların bu konularda konuşmamasını rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, kasınızı yapın. Bakın biz sizin işinize karışıyor muyuz? Kas yapın. Hatayı nasıl basılır onu anlatın. Ne yenir onu anlatın. Kas başka yapanların diye başlayıp saldırıyı bütün kas yapanlara sıktı. Sen kimsin? Bana kastan başka konuşma diyorsun. Sen obez bir insansın. Yani sen şişkosun. Sen her şeyi bırak şimdi. Önce bir kilo ver. Ben senin yerinde olsam bırak yayın yapmayı. İnsan içine çıkarken tedirgin olurum yani. Ay çok kötü konuşmuş. Öyle de denmez yani. Şimdi evet, niye insan içine çıkarken kötü hissetsin ki kilosundan dolayı? Olabilir yani. Belki sağlık problemi var. Belki veremiyor. Belki vermek istemiyor. Çok güzelmiş. Bunun devamı var şimdi. Kaslı arkadaşı çok daha fazla bu arada sevdim. Çünkü hiç geriye yokken abuk subuk belli ki hani komedi bir içerik ciddiye mi ne yaptı bilmiyorum ama neden laf atıyorsun ki adama yani? Ve iyi bir komik bir içerik yani. Buna mantıksız bulduğunu ifade etmek var, etmek var. Şimdi kas yapan arkadaşlarına ne olur başka işlere girmeyin falan, orada hani sen boşsuna geliyor biraz. Anlamadım ben, ne saçma hani, bunu zaten kimse akıl edemiyor mu? Bunu ekstra söyleme gereği niye duydun acaba diye sorgulayıcı bir tavırla yaklaşsaydı bence Savaş Bey de bu kadar üzerine alınıp kişiselleştirmezdi. Ama yani kas yapanların demesinin sebebi yayında olması mı, yoksa hani acaba böyle bir üsluptan? Hani ya ağzına kaçıracağını zannetmiyorum. Cahre'nin yıllardır yayın yapıyor, anladın mı? Kas yapanları niye yargılıyorsun kardeş? Genelleme var yani. Evet, niye yani? Hani... O güzel değil. Çok saçma. Evet. Kastan konuş falan filan gibi kişisel bir de konuda hakkından tamamen bağımsız şeylerle girişmeye gerek yoktu bence yani. Peki Savaş'ın ona şey şişkosun, obezsin demesi o da ayıp. O cevaptan sonra hak edilir bir şeydi. Bir de ben böyle şişkosun, obezsin falan bunları çok hakaret olarak görmüyorum. Çünkü bu böyle, bu kadar kişisel bir şey değil, anladın mı? Spora gidersin, verirsiniz, gayet kaslı, zayıf falan olursun istersen. Değişebilecek bir şey. Değişebilecek bir şey. O yüzden çok ağır bir hakaret değil bence. Şimdi şöyle abi, tartışma şöyle devam ediyor. Devam ediyor mu daha? Sen kaç kilo aldın? Boyun kaç şerefsin? Cahreyn, Savaş Cebeci'nin gay olduğunu iddia ediyor. Niye? Niye? Ya ne gerek var abi? Storiesinde Savaş Cebeci bir dönem Amerika'da bir masaj salonunda çalışmış. Peki. Ve sonrasında o masaj salonu işte yorumlar kısmında, internette birisi Savaş Cebeci için bir yorum yazmış. Ve bir yorumdan da Cahreyn Savaş Cebeci için gay olduğu sonucuna varmış. Hemen işler nerelere gitmiş bir izleyelim. Diyor ki Savaş Cebeci'nin çalıştığı mekan, happy finish masaj ne demek arkadaşlar ben bilmiyorum da demiş. Oha, happy finish. Ya burada diyor ki mutlu sonla biten masaj için Savaş'a çok teşekkürler diye yorum atmış birisi çalıştığı yerin. Şimdi yorumlar kısmına
Bunun üzerine... Ay, çok güzel oğlum. Hep böyle bölümler çekebilir miyiz lütfen? Ben bu olayı çok sevdim. Gerçekten. Çok güzel de abi. Bunun üzerine Savaş Cebeci de gay ithamlarından sonra diyor ki getir bana, yolla bana anneni, kız kardeşini, görelim bakalım gay miyim değil miyim? Öf, diye bu çok ağırmış. Şey yapıyor. Biz o kısmı koymadık. He, okey. Ama bir izleyelim. Oho abi, bu ne ya böyle? Hiç limitsiz miyiz bunlar bu konuda ya? Bu ne? Mert utandı. Böyle bir şeyle ilgili bir sorunum yok ama bu adam daha önce böyle bir yerde çalışıp üstüne kendisine bu geçmişi sorulduğunda kudurup ben heteronun köküyüm, getir de senin garını bilmem ne yapayım diye sinirlenmiş bir adam. Yani demek ki bu konuyla ilgili bir butthurt'u var, art yanıklığı var kendisinin. Kendisi homofobik oluyor bu noktada tabii. Elimde daha çok şey var, beni zorlama birader. Ama çok, ama gerek yok bence ya. Bir pisleşti değil mi? Bana çok çok özür dileyerek boş geliyor bunlar. Evet. Bayağı aslında şu anda seviyesiz bir duruma geldi konuşma. Çok bel altı ya. Bir tanesi böyle olgunluk yapıp bitirseymiş bu konu uzamayacakmış. İkisi de üstüne çıktıkça çok kötü bir yere doğru evrilmiş. Cahire'yle ama pis savaşıyor yani. Yani şey değil, mantık yani. Onun söylediği şeyden vurmuyor. Yani direkt ilk konuya dönsene. İlk konu daha güzel dönsene. Yani saçma sapan. Yani kime ne? Kimsenin yatak hayatı bizi ilgilendirmez, bu bir. İki, YouTube'da kısa videosu, TikTok'ta kısa videosu olan herkesle ilgili abuk subuk şeyler yazılıyor. Bir, bunun iftira olmadığını ne biliyorsun? İki, iftira değilse bile it's not your business. Yani senlik hiçbir şey yok, sana ne? Daha elimde çok şey var, çıkar. Niye? Özeline müdahil olmak bu. Yani bu terbiyesizlik. Ya bu sınır bilmemek bence. Ya bu içerik adı altında bunları meşrulaştıramayacağımıza inanıyorum ben. Şimdi işler birazcık daha garip yerlere gidiyor. Cahre'nin videosunu hemen ha devam ne ediyor? İzliyoruz. Benim aileme dil uzatan, benim ailemi tehdit eden, onlara küfür eden Savaş'ın biraz geçmişine bakalım ha. Eyvah, ne dersiniz? Eyvah. Kendisini yıllardır milyoner iş adamı, New York'un yarısının sahibiymiş gibi pazarlayan Savaş Cebeci aslında Manhattan'da oturuyordu. Peki bu Bronx'a komşu Manhattan'ın birazcık içinde olan ev Savaş Cebeci'nin mi sizce? Tabii ki de değil. İsimleri yazdığım zaman kendisine ait bir tırnak makası bile çıkmıyor. Şimdi burası da Savaş Cebeci'nin sahibi olduğunu ya da ortağı olduğunu söylediği botanikçi. Mağaza sayımızı 3 5'i bile 4'e çıkarttık. O benim ikinci mağaza. Arkamda gördüğünüz yer. Tahmin ediyorum yıllık 3 milyon dolar üzerine. Pistol Flowers gerçekten kime ait? Şirket Yvonne Young adında Güney Kore asıllı bir Kanadalı hanımefendiye ait. Şirketin dosyalarına baktığımız zaman başka bir ortağı görünmüyor. Tahmin edeceğiniz üzere Savaş Cebeci'nin Kanada'da da bir tırnak makası bile yok. Her şeyi bu kadının. Bir tane video çekmişti, hatırlıyor musunuz? Audi Q7 aldı. Dikkatli izleyin. Arkada kim var? Ödemeyi acaba kim yapıyor ha? Arkadaşlar şu anda Audi'deyim. Şu arkamdaki aracı alacağım. Şu aracın tanıtımını yapacağım. Güzel araç. İyi yani. Biraz bakalım araca birlikte. Hmm. Bu flörtü falan mı adamın? Herhalde öyle. O da kötü. Eğer yoksa olmayan bir şeyle hava atması da kötü olmuş. Evet. Bilmiyorum, kötü bir kavga ya. İki tarafı da kazanmadığı bir kavga olmuş bence. İkisi tarafında itibarını zedelemiş birbirine. Ne gerek vardı? Tırnak için Sugar Mami kafası gibi bir iddiada bulunuyor yani. Kadına videosunda bak. Videosunda da söylüyor zaten Sugar Mami. Kadına bak. Bak dışarı... Kadına bak derken. Hayır, şöyle kadına bak. Kadın dışarıdan bakıldığında böyle çift halinde erkek yaptı falan zannederler. Ve kadın buna çok okey bir şekilde, özellikle bunu yapıyorsa çok... Zeki ve çok tehlikeli bir... Vay be! Parasını, ona ait olan şeyleri kendinin görme samimiyetini ve durumunu doğru bulmuyorum. Ben öyle bir bakış açısıyla insanlara, hayatıma aldığım kişilere yaklaşmıyorum. Ama hani benim olan senin gibi bir ilişkileri vardır. O onların tamamen özeli. Adam belki bu samimiyetten yola çıkarak kendimi bunu aldım diyor. Hani o noktada da parasını kimin ödediği kimseye interes etmez. Adam bu aracı kullanacaksa, kendinin olarak benimsiyorsa kendinindir. Yani bir insanı bu kadar afişe bir şekilde yalancı olarak gösterme niyetini çok samimi ve doğru bulmuyorum. Biri hiç yoktan birinin videosu laf atıyor. O da ona cevap veriyor hakaretle. Ona daha çok hakaretle, tehditle cevap veriyor. Çıkarırım diye. O da ailesine hakaret ediyor. Ailesine hakaret, yani böyle üstüne kata kata ilerlemişler. Ben şey diyemiyorum, biri daha az haksız diyemiyorum açıkçası. Bana iki tarafta böyle şey gibi geldi. Azmettirmişler gibi geldi. Bel altı büyümüş ama ne bileyim, bir yandan da bana faydalı geliyor. Çünkü bu işte influencer tipler, bakın ne kadar bilmem neyim falan filan.
gibi şeyler yapıyorlar. Eminim yarısından fazlası gerçek değil onların. Böyle günün üzerine çıkması arada güzel oluyor yani. Evet. İyi evet. Bence. O açıdan faydalı yani. Andrew Tate ile Greta Thunberg. Ha evet ya. Tip olarak biraz biliyorum internetten iğrenç bir insan gerçekten yani. Umarım ömür boyu hapis falan alır yani. Yani Andrew Tate bu arada gerçekten çok tatlı konuşuyor biliyorsun değil mi? Yani ona ne söylenirse o kıza onu söylüyor diyor yani bir şey demiyor diyor. Kızmıyor. Andrew Tate'i sen seviyor musun Mert? Ben Andrew Tate'i seviyorum abi. Adam net bir adam. Sıkıntısı o. Ben bunu istiyorum diyor. Ve bunu ona veren insanlar var. Bu yani aslında. Adam da içeride biliyorsun. Adamın içeride olmasının tek sebebi sürekli Amerika'dan şey diye baskı gelmesi. Andrew Tate'i içeri alın diye Romanya'ya. Adamın uğraştığı şeyler kadın ticareti ve insanı dolandırmak. Bunun üzerinden para kazanan bir insandan bahsediyorsun. Yani bu insanı nasıl savunabilirsin yani neyse. Şöyle hemen bir bilgi vereyim. Andrew Tate kadın düşmanı söylemleriyle gündeme gelen bir sosyal medya fenomeni. Kendisi zaman zaman çevirici aktivist Greta Thunberg'le sosyal medya hesaplarından dalga geçiyor. Hemen nasıl dalga geçti ilk önce bakalım. Ha bu nasıl... Twitter muhabbeti mi? That little Greta fucking bumbaclaw running around the earth on planes telling everyone we need to fucking do something. You don't know a fucking thing. You're a child. On top of that, you're exceptionally unattractive. Oh, ne böyle bak işte salak ya oğlum. Böyle bir şey. Oğlum hep böyle ama. Hayır ya. 16 yaşındaki of. Bir çocuk yani. Ama bir devam edelim. Salak ya. Exceptionally unattractive diyemezsin çocuk kıza ya. I know 16-year-old girls who are hot. And if they ain't that hot yet, by 18 they will be. You'll never blossom. You're the flower that will never grow. Ne kadar ayıp sen kim köpek ya? What the fuck you think? You're the flower that will never grow. İşte biraz mallık var. Ama net. Adam net yani. So fuck off back to Sweden. We're not interested in your bullshit. Salak. Diyor. Şimdi... Salak olduğu için işte içeri alınır böyle insanlar. Sataşıyor Greta. İşte sataşıyor da nasıl sataşıyor anlamı? Küçük kız falan diye abuk subuk yerlerden sataşıyor anlamı? Saçma sapan bir insan gerçekten. Sataşabilirsin. Çünkü artık public bir figür oldu yani. Bence de rahatsız edici buluyorum. Yani ne kadar bilgisi olabilir ki bir 16 yaşında bir kızın gerçekten küresel ısınma hakkında. Çok tartışılır yani bu anladın demek istediğim hani. Bilim insanları var yani. Ama bu herifin söylediği şekilde abuk subuk şeylerle değil yani. Aynen öyle. Yargıladığı şeyler bak bu ne alakası var. Allah'ım neyse. Çok belalı. Ben de sinirlendim adamı izlerken. Şu an sinirlendin mi? Evet. Boş konuşmuş ya. Küçük bir kızın çekiciliğinden onun ne yani? Kız çekici olmak istemiyor ki. Dünya ile ilgili bir farklılık yaratmak için platformlarda konuşma yapıyor. Kim dedi ki onun çekici olmak istediğini? Evet yani. Çok saçma. Sert değil, saçma yani. Terbiyesizlik virgül hadsizlik. Sana ne kızın çekiciliğinden, sana ne kızın güzelliğinden, sana ne onun neyi bilip bilmemesinden. Adamın idealleri var tamam mı? Ama konuşurken kendi konuşmasa, yani böyle saçma... ya çocuğa nasıl dersin böyle bir şey abi? Evet. Bu büyük salaklık. Ama ben şöyle bir şey duydum. Olay şuymuş, Andrew Tate'in Romanya'da bir tane partisi oluyormuş. Partisinde de işte bir tane kız şey demiş sevgilisine. Ha ben zorla getirildim ya, ben gelmek istemiyordum falan demiş. Sevgilisi de Amerika'dan tribe girmiş, konsolosluğu aramış. Demiş ki zorla bir Amerikan vatandaşını tutuyorlar orada. Yani kızın yalanından dolayı. Gelmişler bakmışlar, hiç uyuşturucu yok, bir şey yok, alkol yok, kızı da zorla tutmuyorlar. Aynen çıkmışlar yani şey Romanya polisi. Sonra bu aylar sonra bu olay yüzünden tekrar içeri almışlar. Kız açıklama yapıyor internetten. Diyor ki ben insan kaçakçılığına maruz kalmadım diyor kız açık açık. Olay bu diyorsun yani tamamen. Olay bu. Andrew Tate en son sataşmasında Greta Thunberg'e lüks arabalarının karbon salımı hakkında laf atmış. Greta'nın verdiği cevap en fazla like alan tweetlerden bir tanesi olmuş. Hemen o tweetlere bakıyoruz. Merhaba Greta diyor. 33 tane arabam var. Bugatti'mde işte 4'lü turbo var. Bugatti'm var işte Ferrari'm var vesaire. Bu sadece başlangıç. Lütfen e-posta adresinizi verin. Böylece araba koleksiyonumun tam bir listesini gönderirim demiş. Greta da diyor ki abi. Evet lütfen beni aydınlatın. Bana smalldickenergy@getalife.com adresine e-posta gönder. Diyor. Güzel girmiş. O onu kadınlığından vurmuş. O da onu erkekliğinden vurmuş. Evet. Şurada başlatıyor olayı. Seviyesizlik zaten had safhada. Kız bir noktada müdahil oluyor. Demiş. Kızın buna karşılık veriyor olması da ben hiçbir sorun görmüyorum. Küçük pipi. Durum belirtisi. Bu tweetin ardından cevap videosu çeken Andrew Tate uzun süredir insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlarıyla aslında aranıyormuş. Serhat'ta açıkladım biraz önce. Evet. Romanya'da yetkililer Tate için gözaltı kararı almış ama kimse Tate'in tam olarak nerede olduğunu bilmiyormuş. Ta ki bu tweet'e cevap verdiği videosuna kadar orada yerini belli etmiş kendisi. Ama giden avlandı. I'm not actually mad at Greta. Please bring me pizza.
and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. Full bu bunun sebebi de ne biliyor musun? Greta muhtemelen gerçekten doğru bir yere dokunmuş. Onun tespiti. Onu çıldırdı yani. Nereden biliyor falan. Greta'ya sinirli değilim diye başlaması inanılmaz sinirli olduğunu söylüyor. Anladın mı bize yani? Çünkü çocuk o yani. Ha, pizzadan mı almışlıyor? The global matrix got this bot farm to like and retweet and all this bot commenting to try and pretend that her telling me that she has a small dick in her own email address somehow teaches me a lesson. Welcome to a new episode of The Clown Show. Yani cevap bile veremiyor. Konuşmayı bilmiyor herif gerçekten yani. Nasıl polisler anladı nerede olduğunu? Pizzanın adresinden. Evet. Ya da en kötü pizzacıya sormuştur hangi adresi deliver ettin diye sormuştur. Bu videodan sonra Andrew Tate tutuklanmış ve hala hapiste. Çok iyi. En çok ne sinirim bozuyor biliyor musun bu akalın? Yani maskülenliği temsil eden herif bu oldu. Psikolojisi çok bozuk. Yani olay ne biliyor musun? Bunu muhtemelen bir kız inanılmaz kalbini kırdı zamanında ya da aldattı falan. O yüzden bu da buna kaçmış, anladın mı? Bu kişi olarak kaçmış ama bu da para etmiş yani, anladın mı? Şu anda erkek maskülenitesi çok revaçta yani, anladın mı? İnsanlar çünkü çok biz pasifize olduk falan böyle aptal bir moda girdi. Bu da onu temsil ettiği için tuttu yani aslında olay o. Son olarak Greta tek bir tweetle bu videoya cevap vermiş tutuklandıktan sonra adam. Hemen ona da bakıyoruz ve geçiyoruz. This is what happens when you don't recycle your visa boxes. Of, çok fena. Evet. Ben bu tweet'i atmak yerine eden bulur güzelim. Efendim mesela beyan, Allah var yukarıda, Allah büyüktür gördün mü falan yazardım büyük ihtimal. Kız benden zeki belli ki. Evet. Çok güzel cevap. Greta'yı da bu arada pek sevmiyordum. Ama şimdi çok daha fazla sevdim yani. Evet. Ama işte mesela şeyden emin olamıyorum. Bu tweet'i bu kız mı yazıyor? Yoksa hanım bu kızın PR'cısı bilmem nesi falan filan mı yazıyor? Bunlar biraz işte benim için böyle rahatsız edici geliyor ama nice. Güzel tweet. Güzel cevap. Evet. Güzel cevap. Son videomuz abi uzun makarna ve kısmetse olurdan da bildiğimiz Aybüke arasında. Geçtiğimiz aylarda daha yeni taze yaşanmış çok bir iyi olay. Çok iyi. Bak mükemmel. Kısmetse olur gel. Uzun makarna biliyor musun? Yok o ne? Bu o ne? Aklıma direkt... Ya. Ha insan mı? İnsan da bir uzun ha, makarna. Özür dilerim. Uzun makarna sosyal medya hesaplarında Aybüke hakkında iddialar atmaya başlamış ve ikili hesaplardan birbirlerine laf atmaya başlamışlar efendim. Aybüke'yi seviyor musun? Bence kendi halinde bir kız ve çok çok üstüne gidildi diye düşünüyorum. Ama şimdi bu programa katılmasını da anlayamadım, niye katıldı? Bir kalitesi vardı gene, anladın mı TikTok'tayken? Oraya niye katılırsın ki, anladın mı? PR yapmak istemiştir yani. Ha? PR yapmak istemiştir işte, biraz daha ünlü olmak istemiştir. Bu arada şu an bayağı konuşuluyor. He zaten. Al işte mesela yapmış işte, anladın neden katılıyormuş falan değil işte. İşi kızın ya. Tamam. Yani iyi bir şey söylüyorum ben. Hani bir kalitesi vardı. Ama altta da bir yani, laf mı var? Bu arada tepkoliğin bir kalitesi vardı. Niye şey yaptın, beni aldın? Bunun gibi anlama. Çok saçma değil mi? Yövüyor bir şey yapıyor. Çok bilmiş de konuşmak istemiyorum vallahi ama. Valla zaten konuş. Hayır yani gerçekten hiç mi işin yok ya? Hani yani hiç mi yok? Hani oturup saçını düzleştirirken Burki'nin de 50 tane yapıyor kanalı var. Dedikodu yapıyor yani aslında. O da... Abi dedikodu kaç milyon kişiyle yapılacak şey mi Allah aşkına ya? Arkadaşlar Aybüke'nin sevgilisi var ve Tolga değil. Oha. Yani belki aynı anda Tolga'ya da sevgili olabilir ama sevgilisi Aybüke'nin gerçek yemin ederim. Ne diye kalmayın, söyleyeceğim şey buydu. Dayanamadım söyledim. Ve kısmet... Dayanamadı söyledi ama izleniyor ha tesadüf. Film gibi düşünüyor, sevgilisine bu şekilde anlatıyor ve o programdaki hiçbir şey gerçek değil. Sen burada ne programa iftira atabilirsin, ne bana iftira atabilirsin. Avukatım da bununla ilgilenecek. Sen kimsin de benim hakkımda burada yalan söylüyorsun, bana iftira atıyorsun. Sen kimsin ya? Ne oldu, hamileliğin tutmadı, bana mı sardın şimdi ben gündemdeyim diye? Ya ne zaman gündem olsam salak salak iftiralar, aptal aptal böyle yalanlar. Abi bir bitin artık ya. Ya bir çıkın, vazgeçin benden ya. Çok toksik bir yer ya ben sosyal medya. Bir şey diyeceğim. Bu öyle değil diyorsa öyle değildir yani. Bir de kız iki tane video çekmiş arka arkaya. Hani ilk yani bir şey diyorsun, ha, karşılığı gelmiyor ama bakıyorsun bu izlendi. Biraz daha. Bu izlendi ha diye böyle. Anladım, dayanamadım yazdım.
programa çıkma o zaman. Yani eleştiri kaldıramıyorsan falan. Olabilir, olmaya da bilir sevgilisi. Yani ben, o programların ne kadar gerçeklik... Sürekli kamera varken karşına ne kadar gerçek olabilirsin mesela bir ortamda? Yani tabii. Sürekli rol yapmaz mısın? Sürekli rol yaparsın yani, değil mi? Yani çok alışırsın bir yerden sonra ama hep onun farkındalığıyla yaşarsın bir anlamda. Ya bunu da iyi niyetli bulmuyorum. Çünkü kız kısmetse olarak atılmış. İyi kötü kurgu olsa bile izleyenler gerçekten onun Tolga ile beraber olduğunu sanarak belki o programı izliyorlar, öyle destekliyorlar. O kanalda o şekilde dönüyor o program. Bir sürü insan ekmek yiyor. Sen niye bu şekilde baltalıyorsun? Kızdan bağımsız bir şekilde. Yani varsa da var. Evet, ahlaklı bir davranış değildir. Ama bunun hak savunusu senin üzerine düşmüş. Senin sana üzerine vazife değil yani, anladın evet. mı? Uzun makarna YouTube kanalında Aybüke'nin eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi çıkartıyor. Ha, okey. Aybüke başta bu çocuğu tanımıyorum demiş. Sonrasında da, şimdi zaten izleyeceğiz videosunu. Fotoğraflar ortaya çıkınca da eski sevgilim ama yazışmalar şok demiş. Tamam, ayrılmıştır. Gerçekten evet. Eski evet, eski sevgilisi de gündeme gelmek için yapmış bunu. Olabilir. Uzun makarna da buna ay ben inandım galiba deyip bu da daha çok etkileşim için kullanmış. Aybüke de sinirlenip de falan, bu kadar. Evet. Bir bakalım, devamı var. Neden buraya çıkıp anlatmak istedin? Benim istediğim tek şey dürüst bir ilişkiydi. Peki sen ay kıyamam. Programdan çıktıktan sonra bana geliyordu. Her şey iyiydi, güzeldi. Yani aslında Aybüke kendisi katılmadı programa. Bana günlerce bunun proje olduğunu, dizideki oyuncu gibi düşünebileceğimi söyledi. Ben şu anda şok içindeyim arkadaşlar. Her şeyi anlatmak istedim ve herkesin de o kızın... Kanka hiç kimsenin duygusu yok, farkında mısın videoda? Yani hiçbir duygu geçmiyor. Sadece sanki böyle okuluyor gibi. Hani gerçekten şok içindeyim arkadaşlar. Bu videoyu biraz şey buldum, hani çalışılmış. Ya işte kadın, anladın mı? Hani bir tane çocuk var, tam bırakmak istemiyordu böyle, %100 emin değil. Bir anda bunu yapmak istiyor ama yani. Anladın mı? Böyle yarı gerçek, yarı böyle sahte. Çocuk üzülmüş yani. Çocuk için üzücü olmuş ama ne bileyim, daha ilerini hak ediyor bence, bulur diye düşünüyorum yani. Çok da canını sıkmasın yani. Bu olaydan sonra ne olmuş onları da izleyip bu konuyu da bitiriyoruz abi. Çocuğun ismi neydi? Hatırlamıyorum. Ha, hatırlamıyorum. Arkadaşlar selam. Bu mevzuyu ben daha da uzamadan kapatıyorum. Çünkü artık bir hukuki süreçteyim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Sadece size diyeceğim şu ki, hayatınıza alacağınız herkese çok dikkat edin. Gerçekten çok kaliteli insanlar olmasına aşırı derecede dikkat edin. Sonrasında bir yerlere geldiğinizde, iyi yerlere geldiğinizde o zamanlarınızı kullanarak, onun arkasına sığınarak size çok güzel iftiralar atabiliyorlar. Hepiniz bak, şu an bu kızın dürüst olduğu çok belli mesela, anladın mı? Normalde böyle bir video çekmek kesinlikle benim aklımda yoktu. Ama madem iftiracıyım, madem yalancıyım, madem de böyle bir çocuk ortaya çıktı ve benimle iletişime geçti ve kanalıma konuk olmak istedi, ben de tabii ki buyur gel her şeyi anlat dedim. Diyor. Evet, bu şekilde bitmiş efendim. Artık davalık olmuşlar yani. Bitmiş dedim de daha dava süreci varmış yani artık. Yani şu an hangisinin gerçek söylediğini bilmediğim için bir yorum yapamıyorum açıkçası. Evet, burada bir kanıya varamadık. Herkesin evet. Kanıya vardık. Çok toksik. Gerçekten. Evet. Hiç içinde bulunmak istemeyeceğim bir durum açıkçası. Aybüke işte, ne bileyim, olsun ya influencer falan işte. Bunu kaldırabilmen lazım. Sen artık ünlü bir influencersın. Bunu yapmak istiyordun, yaptın yani. Herkes seni konuşuyor, anladın mı? Biraz eleştiriye tahammülün olsun. Aybüke miydi ismi? Aybükeciğim, lütfen. Benim aklımda insan atıp tutsa ben onlara kızmam, anladın mı? Ki ben o kadar ünlü biri değilim yani. Hani konuşsunlar işte yani, anladın mı? Biraz rahat ol ya. Biraz da rol, evet birazcık da rol de yani. Ne olacak, birazcık da rol vardı programın içinde de. Öyle eğleniyoruz da işte yani öyle. Ne bileyim. Sorun değil bence yani. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesi istiyoruz. Lütfen yorumlara yazın. Sonraki ya tabii ki gelsin. Yani. Hatta bizim kendi aramızdaki toksikliklerimizi de koyalım. Mesela ben... Olur. Ben çok hemen... Güzel. Ben hatta mesela toksik bir davranış... tespiti yapacağım. Evet, teşekkür ederim. Aren'le Gözde'nin şişko bilmem ne OnlyFans bölümünde benim lafıma... bana laf atmaları... kendilerine bakmadan... birinin kaşı, birinin saçı... hangisinin hangisi Gözde, olduğunu söylemeyeceğim. Gözde'ye dedi ki kendine bak önce dedi. Kendilerine bakmadan dedim lan. Tamam, önce kendinize bakın sonra bana gelin demek. Kendilerine bak, tabii canım ya. İnanılmaz ultra fit bir vücutları olur. Bana kilolu diyebilirler yani. Evet. Anladın mı? Aren'in fit vücudu var. Ultra fit değilim.